Sefer beni gurbet ye. Hanımı serbest bırakın. Ağam yanlış yap İzan. Kapa çeneni. Hesabı olan gelir bana sorar. İndirin silahlarınızı dedim. Murat arabayla yolunu kesmiş. Elif'i kurtarmış. Allah kahretsin. Ya babana dur demek silahlı adamların önüne çıkıp hayatını tehlikeye atarak beni kurtarmaktan daha mı zor? Ben bu sorunların peşini bırakalı uzun zaman oldu. İdeal'i istemeye gelecekler. Ya. Bir daha karşıma çıkarsan oğlumsun demem çekerim üzerine çizgiyi. Otopside ölüm sebebi anlaşılır. Kemal canlanıp beni Ökkeş öldürdü demez, merak etme. A kısmına avoş. Size her bir şeyin çaresi var. Kitap bile sizden yana. Çocuklarla nehirde balık avı, küçük bir piknik. Bilmem ki. Hatta daha iyisini yap, sen de gel. Ben de mi? Aa Can, aferin sana be. Şunlara bak. Bak Mert. Neden İpek? Neden gittin? Gözden çıkarmak bu kadar mı kolay? Şöyle diyeyim Cemal. Hani buralarda adetler var ya, evlilikler ona göre yapılır. Adına töre evliliği derler. Bizim orada da evlilikler var. Büyük kentlerde. En az buradakiler kadar saçma. Adına ne diyorlar biliyor musun? Mantık evliliği. Şimdi bunlar gelip kızı istesin demiş, öyle mi? E doğrudur. Hem de bunu Zeyno demiş. E bunda ne var ki? Asıl tehlike yakında. Kim? Kim olacak ağan? Attığımız her adımda karşımızda. Yoksa İstanbul'u karının defterini çoktan dürdüydük. Ağan o karıyı neden öyle kolluyor acaba? Belki de ona gönlünü kaptırdı. Bir gün karşına başka biri çıkarsa... Hayır idealcim. Yahu İstanbullu karı Kemal'in avradı değil mi? Kemal ölünce karı kime kaldı? Olmaz baba. Ne olmasa? Elif buna hayatta yanaşmaz. Ona ne buranın bilmem kaç asırlık töresinden. Heh, sanki ona sorarlar da. Ama belki de artık zamanı gelmiştir. Çoluk çocuğa karışma zamanı. Bizimkiler ne yapıyor? Herkes hazır. İdil heyecandan ölecek. Doğrusu ben de öyle. Sabahtan beri işe verdim kendimi. Neden? Sanki beni istemeye gelecekler. Ay, töpe töpe. Kızımız da pek güzelmiş. Ay dilberi zemen ale fakri terane dikare ne hoş. Zeyno ana. Hoş geldin. Hoş bulduk Zeyno ana. Nasılsın oğlum? Sağ olun, teşekkür ederim. Zeyno ana sen böyle geç.
misafirlere söyle. Kahvelerini içip hemen gitsinler. Zeyno ana. Dediğim gibi olacak. Ama bu çok... Aması babası yok. Bu evde onlara verilecek kız yok. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. İdal. En azından çoğu. Aa, sevildiğini de söylemeyin kimseye. Ablam ne haldedir diye düşünen yok. Habire boğaz. Ablam da bize kaldı, fena mı? Yumul. İdal. İdal açar mısın kapıyı canım? İdal. Kapıyı açar mısın? Elif abla lütfen. Lütfen yalnız bırakın beni, ne olur. Lütfen. İdalcığım aç da bir konuşalım be tatlım, hadi. Daha sonra abla, ne olur daha sonra. Hiç ısrar etme anne. Az önce yanındaydın, beni bile istemedin. Hiç gelin çıkmadı. İlk ben çıkacaktım. Seneler evvel ilk ben. Aynı İdal gibi. Öyle sevmiştim ki. Nasıl bir sevda? Ne diyeyim sana? Anlatılmaz. Kimdi o? İhsan. İhsan mı? Nereden bileyim? 40 yıl düşünsem aklıma mı gelirdi? Seyit, İhsan'ın oğludur diye. O alçağın oğlu. İhsan ne yaptı sana Zeyno ana? Bıraktı. Öylece bıraktı. Birden bıraktı. Tek kelam etmeden. Arkamı döndüm ki. Yok. Gitmiş. Çekip gitmiş. Neden? Neden başkası? Başka bir kız. Haftasına kalmadan düğün yaptı. Şimdi anladım ki... Seyit... o kadının oğludur. İdal kötü Zeyno ana. Sen o zamanlar nasıl olmuşsan en az o kadar kötü. Geçer. Kendini odasına kapadı. Kimseyi almıyor içeri. Ve sen biliyorsun ki, ya çok iyi biliyorsun ki, bu olanlar ne Seyit'in suçu ne de İdal'in. Onlar masum. Ya bu hikayede en masum olanlar onlar. Ben atlattım.
Onlar da atlatacak. Başka yol yok. Anamla ben beşik yakmasıymışık. Hanın tarafı sonra gitmişler uzak diyarlara. Ben daha el kadar bebekken gitmişler. Aklımın ucundan mı geçerdi çıkıp gelecekleri? Babam bir yandan, ağlarım bir yandan. Kendimi katletmeyi dahi düşündüm nafile. Babam dedi ki verdiğimiz söz namustur. Namusu çiğnedik mi ya dünürümüz onlar ya kanlımız. Bari gerisini sen düşün. Neden daha önce demedin baba? Böyle daha mı iyi oldu? Bizim suçumuz ne? Bütün suç bende. Bütün suç. Asıl büyük suçsa çok başka. Ne sana diyememiş olmak, ne Zeyno'yu bırakmak. Asıl suç kendimi öldürememiş olmak. Kafama bir tane sıkmama. Yapamadım işte. Korktum. Yüreğim yetmedi. Kemal'in öldüğü gece bir, bu gece iki. Bu ev hiç böyle sessiz olmamıştı. Böyle sessiz, böyle kasvet. Ben bir Yedi'yle bakacağım. Seni çok seviyorum Zeyn. Eğer mutlu yaşayamıyorsan mutlu ölmek en iyisi. İşte benim en mutlu halim Zeyn. O ağacı hatırlıyor musun? Gövdesinde kazınmış kalp işareti. İçinde ismimizin ilk harfleri. Sen aşkı kazıdın kalbime Seyit. Günün birinde mutlaka buluşacağımızı biliyorum. Seni çok seviyorum. Çok. Elveda. İdeal. İdeal tamam ama aç artık şu kapıyı. Bak saatler oldu. İdeal. İdeal açsana. İdeal beni korkutuyorsun bak İdeal. 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 Elif abla ne oldu? Açmıyor kapıyı İdeal. Gireyim mi? Ha, hadi kız. Thank you.
Radyolojiye götür. Peki. Çok acil beyin MR'ı istiyorum. Tamam. Ayrıca boyun tomografisi. Acele edin. Tamam. Ne kadar asılı kaldı? Çok az. Biz hemen kurtardık. Doktor. Sakin olmaya çalışın hanımefendi. Ege Hanım'a giden. Yaklaşan bir araba sesi bile yok. Ölmüş müdür ablam? Ölmüş müdür ha? Abi saçmalama ya, ne ölmesin. Birazdan alıp gelirler ablamı. Abi kızlar hep böyle. Azıcık kafaları bozulsun hemen bunalım. Efendim? Alo? Merve bacı? Evet. Ben Seyit bacım. Kusura bakma, numaranı İdel verdiydi. Hani acil bir şey olursa ara diye. Onunla görüşebilir miyim? İdel yok, burada değil. Değil mi? Nerede İdel? İdel nerede bacı? Allah aşkına söyle, nerede o? Ya nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Bacım söyle, yalvartma beni. Nerede İdel? İdel nerede? Hastanede. Hastanede mi? Kim verecek bunun hesabını baba? Sen mi, Zeyno mu, ben mi? Hangimiz verecek? Bizim suçumuz neydi? İdel'in suçu ne? Ben ne yaptım Zeyno'ya? Büyük geçmiş olsun. Zamanında yetişmişsiniz. Hani kıl payı derler ya. Ne zaman kendine Alo. Gelir? Bu gece uyutacağız. Efendim, yarın sabah da burcu ederiz. Tamam. Allah'ım çok şükür. Yine uğrarım. Oldu. Sağ olun doktor. Ya kaç sefer söyleyeceğim Mahu. Ablan iyi, yok bir şey. Ya ben bu oğlana nasıl laf anlatacağım? Zeyno ana, hadi sen Cemo ile git. Beni deli beklerim. Olmaz. Ben kalacağım. Zeyno ana sen git. Hadi kızım. Siz gidin çocukların başına. Sabah gelir alırsınız. İdel kızımla yalnız bırakın beni. Zeyno'yu bırakmak içime hiç sinmedi. Benim de. Gerçi gitmesem Maho iyice delenecek. İdel neden yaptı bunu? Neden? Çaresizlik. Kendini öyle çaresiz gördü ki. Öyle yalnız. Gitti ölüme sarıldı. Utanıyorum Elif abla. Çok utanıyorum. İdel'i çok çaresiz bıraktık. Önce ben, sonra Zeyno ana. Tamam tamam, hadi. Ölecek kadar sevdin mi ölürsün. Çaresi yok ölürsün. Ah o namerdin oğlu olmayaydı. Başka birinin olaydı Seyit. Çölde bir dilenci. Haranda bir meczup. Tut ki öyleyim Zeyno ana. Ne işin var burada? Tut ki öyleyim. Senin ne işin var burada? Ne yüzle geldin buraya? Hangi yüzle geldin İhsan? İdal'i istemeye hangi yüzle geldin? İdal benim canım. Sen yeğenimi değil canımı istedin. Onu vereceğimi nasıl düşündün İhsan? Bir insanın canını kaç defa istersin? Bir insanın canını kaç defa alırsın sen? Yüzüme bak İhsan. Yüzüme! Söyle İhsan. Can kaç defa alınır? Eşik etmem, seneler sonra çıkıp geldim. Karşımızda azılı bir aşiret. Bir uçları Suriye. Babam, agalarım önümde boyun eğdi. Dediler namus meselesi. Dedim yüzünü bile görmemişim kızın. Dediler bu iş kanla biter. Yüzlerine baktım, babamın, kardeşlerimin yüzüne. Acaba dedim kaçı ölecek? En münasibi beni öldürmekti. Öyle mi düşündün? İzin ver Zeyno. Büyüklük göster. Biz öldük. Bari çocuklar onlar kurtulsun.
Seni gördükçe seni hatırlarım. Seni gördükçe ihanetti. Son sözün bu mudur? Söylendi ve bitti. Yemin ederim. Bu sevdanın üzerine yemin ederim ki ya alacağım seni ya da... Baban dışarıda bekler seni. Ona gözünü açtığımda buraya geldiğimi söyler misin Zeyno Ana? Baban dışarıda bekler dedim. Acı bize Zeyno Ana. Acı bize. Ziya müjde getirmiş amağım. De bakayım ne müjdesidir? Hastaneden haber aldık. Zeyno'nun yeğeni delilenip kendini asmıştır. Kim? Kemo mu? Hayır İdal. Ölmüş mü? Kurtarmışlar. Acaba ne oldu? Ula Ökkeş. Ula sevincimi kursağımda bıraktın. Hadi yüz. Kızım bir yana. Sevinmek mi? He ya sevinmek. Sandım ki Cemo geberdi. Aha dedim. Kemal'in soyu kurmakta. Bıkmadın mı baba? Ne bıkması? Bu kadar nefret insanı yorar. Perişan eder. Sen nasıl dayanıyorsun? Ukalalık etme bir ye. Bir kız kendine asıyor... ...ve hiçbirinizin kılı kıpırdamıyor. Bu korkunç bir şey baba. Korkunç bir şey. Can buraya gel. Nereye götürürsen torunumu? Bu gece yeterince saçmalık duydu. Hadi artık yapma. Bir sesini duysaydım ablamın... ...neden telefona vermedin abi? Veremedim Mahu çünkü uyuyordum. Niye laf anlamıyorsun? Hem kötü bir şey olsa benim burada ne işim var? Dedim sana. İdal yarın bizimle olacak. Söz mü abi? Sana hiç yalan söyledim mi Mahu? Hadi geç oldu artık uyuyalım. Yarın işlerimiz var. Alo? Elif bir şey duydum. İdal'le ilgili. Evet maalesef. Durumu nasıl? Kurtuldu. Seni görmem lazım. Ama bu imkansız. Hemen şimdi görmem lazım. Aa delirdin mi sen? Elif lütfen. Ay ya niyetin ne senin? Savaş mı çıkarmak istiyorsun? Bak bu saçmalıktan gına geldi. Eğer gelmezsen çiftliğin kapısına dayanırım. Yemin ediyorum gelir dayanırım. Neden yapmış bunu? Bir aşk hikayesi. Kötü. Haber çabuk yayılmış. Komşu çiftliklerde yaşıyoruz. Bu gidişle yakında bizi de... Sana aşığım. Yapma Murat. Nasıl engel olabilirim ki? Yüzüme bak, yüzüme. Şimdi bana hiçbir şey hissetmediğini söyle. Söyleyemem. Öyleyse. Ya o kadar basit değil. Yani ortalık barut fıçısı. Küçük bir kıvılcım, kocaman bir yangın demek. E ben bunu göze alamam ki. Ya hissettiklerimiz ne olacak? İçimize gömeceğiz. Acı verecek. Belki kendime lanet edeceğim. Ama ben buna dayanabilirim, anlıyor musun? Çocuklarımla birlikte o ateşin ortasında kalmaktansa ben buna dayanabilirim. Sana bir sır vereyim mi? Kemal, yani kocan. Yaşasaydı biz bu kavgayı bitirebilirdik. Nasıl? Kemal benim dostumdu. Ne? Londra'da öğrencilik yaptığım yıllar. Bir gece bir pub'da oturuyordum. Pat diye içeri girdi. Şaşırdım. O da şaşırdı. Sonra dost doğru yanıma geldi. Gözlerimin içine baktı. Sana bira ısmarlayayım mı dedi. Öyle temiz bakıyordu ki olur dedim. Sabaha kadar içtik. İş icabı sık sık gelirdi Londra'ya. Her geldiğinde buluşurduk. Eğer yaşasaydı bu düşmanlığı bitirmek için bir şansımız olurdu. Kader dedikleri bu mu? Evet. Galiba bu. Hoş geldin sevgili abiciğim. Hoş bulduk. Nereden böyle? Seni ilgilendirmez. Yoksa geçmiş olsun ziyaretin.
Sen gidip yatsana. Sıcak yuvanda uykun mu kaçtı? Kemal Boyatlı'nın otopsi raporu geldi. Sonuç tahmin ettiğin gibi, cinayet. Başına aldığı birden fazla darbe, kafatası travması ve iç kanama. Bu da tahkikat sonuçları. Boş durmamışsınız. Epeyce bilgi var. En azından kimlerin üstüne gideceğin konusunda. Hemen başla. Baş üstüne. Kolay gelsin. Nidal, canım benim. Hoş geldin. Hoş gelmişsin. Daha iyisin ama. He? Yatmayacak mısın? İstediğin bir şey var mı? Yalnız kalmak ister misin? Tamam. Benden nefret ediyor. Ona zaman ver. Ya geçmezse bu nefret? Zeyno Ana, nefreti yok etmenin bir yolu var. İdel'in sevmesine izin vermek. Olmaz. Aklından çıkar. İdel iyileşecek. Nasıl? Gün gelecek, acısını kalbine gömmeyi öğrenecek. Ne olacak gömünce? O da senin gibi yıllarca bekleyip ondan sonra başkasına mı mutsuz etsin? Ya iyileşmek dediğin bu mu Zeyno Ana? Mutsuzluğu kuşaktan kuşağa taşımak mı? Bu kadar yeter. Peki ya nefret? İdel'in nefreti ne olacak? Hani senden nefret etmesinden korkuyordun ya. İşte o nefret. Diyelim ki haklısın, sonuna kadar haklısın. Zeyno Ana, söylesene bana, ya İdel ölseydi bu haklılık neye yarayacaktı? Hadi gel, İdel'in yanına gidelim. Böyle olsun istemezdim. Gel. Otur. Nasıl isterim, aklıma mı gelir? Sen bir defa astın kendini. Ben sabaha kadar. Allah şahidimdir. Bilsem ki mutlu olacaksın. Canımı verir. Zerrece görmez gözüm. Dön bana gül yüzlü. Dön. Madem ki Seyit'i canından çok seversin, kabul ettir. Gününüz gününüzden âlâ olsun. Zeyno Ana. Gidelim canım.
Hoş gelmişsin komutan. Hoş bulduk. Zeyno Ana evde mi? Şimdi benim merak ettiğim bir şey var tabii Zeyno Ana. Olmazsa şaşardım. İdeli istenmiş de verilmiş mi sayacağız? Yoksa bu sayılmaz deyip baştan mı isteyecekler? Ceylan gözüm, tamam işte. Ettik bir alt. Vurma yüzümüze. Ne oldu Memo? Jandarma geldi Zeyno Ana. Hayırdır inşallah. İyi günler. Hoş geldin başçavuşum. Pek de hoş sayılmaz ya. Nedir mesele? Kemal abinin naaşı otopsiden geldi. Şu an morgda. Alıp defnedebilirsiniz. Otopsi sonucu ne? Cinayet. Ne? Cinayet mi? Ne olmuş size? Cemo. Kimden bahsediyorsun Cemo? Reşo'dan. Başka kim olacak? Cemo. Sakın yanlış bir şey yapma Cemo. Anladın mı beni? Çok ciddiyim. Kötü haber için de özür dilerim. Gidelim. Tamam. Bilal, jandarma komutanı geliyor. Silahları kaldırın. Kaybolun. Hoş gelmişsin komutanım. Ökeş, ağa evde mi? Evde. Oğluyla kızı? Onlar da. İyi, göster bakalım yolu. Buyurun. Hayırdır komutanım? Yolun hiç düşmezdi buralara. Jandarma baba. Hoş gelmişsin komutan. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Hayırdır komutan? Hangi rüzgar attı? Sizi almaya geldim Reşo abi. Almak mı? Nereye? Karakola. İfade için. Ne ifadesi? Kemal Boyatlı cinayet. Ne? Cinayet mi? Evet, cinayet. Bize ne bundan? Lütfen gidelim. Yahya bu mu? Evet o. Sen de geliyorsun. Buyurun. Gidelim. Reşoları karakola çekmişler. Kemal Agam için ifade verecek. Belli işte, belli. Onlar. Reşo'dan başka kim var? Oğlu, kızı. Ökkeş denen uğursuz. Topla adamları Memo, gidiyoruz. Cemo. Ne yaptığını sanıyorsun sen Cemo? Bırak o silahları. Sen Cemo. Karışma Elif abla. Zeyno Ana. Bir şey yap Zeyno Ana. Nereye gidiyor bunlar? Hadi çabuk toplayın adamları. Hadi. Hadi siz de. Al bunu. Memo hadi. Hadi siye diye. Sallanmayın. Çabuk getirin tüfekleri. Çabuk. Ya niyetleri ne bunların? Katliam mı çıkaracaklar? Delirdiler mi? Cemo! Zeyno Ana! Cemo! Zeyno Ana engel olsana! Cemo! Bizi yanıltmaya çalışma Reşo ağa. Hadise dönüp dolaşıp sende toplanıyor. Kaç defa söyleyeceğim komutanım. Hadisenin benimle bir ilgisi yok. Emir senden gelmiş. Ben öyle bir emir vermemişim. Versem verdim der miydin? Demezdim. O halde? İş ona varmazdı. Yanaşmanın biri sana gelip silahıyla teslim olurdu. Bana yan gözle baktı, ben de vurdum derdi. Kemal'in öldüğü gün. Neredeydin? Olay günü neredeydin, ne yapıyordun? Arazideydim. Pamukta. İşçilerin başında. Şahidim var yani. Çok. Zeyno Ana nereye gidiyoruz? Ben de geleceğim. Seni yalnız bırakamam. Ne
ticari konularda Kemal'le karşı karşıya gelir miydiniz? Hani yani çıkar çatışması gibi. Bazen. En son ne zaman? Hatırlamıyorum. Çiftlikte ne işi yaparsın? Aga ne emrederse. Birinin vur dese. Haşa. Öyle bir şey demez aga. Ya derse? Demez. Hiç demedi. Ne demek lan demedi? Dese yapar mıydın yani? Estağfurullah komutan. O nasıl söz? Kurbanın olan. Devlet su işlerinin ihalesini anlatsana biraz. Neşini anlatacağım. Rakiplerin. Kimlerdi? Şeydi o aga. Satılmış oğlu. Baranlar. Kemal Bey? Kemal o ihaleye katılmadı. Doğru. Çünkü öldürüldü. İhaleyi de siz aldınız. Bu da ne? Çavuş. Emriniz komutanım. Yaklaştırma şunları buraya. Aslında komutanım. Bir saniye lütfen ya. Komutanla görüşeceğim. Bir saniye. Memleket nerede? Tertip. Hatırtı çıkartan olursa gözünün yaşına bakma. Emredersiniz komutanım. Bizimkileri alıp gidelim mi? Çok geç. Ok yaydan çıktı artık. Cinayet günü neredeydiniz? Çiftlikte atımla ilgilendim. Kim vardı yanınızda? Seyiz. Bir arada veteriner gelip gitti. Sonra atımla dolaştım. Peki bütün gün atla mı ilgilendiniz? Yok. Sonra eve döndüm. Geçmiş gün tam hatırlamıyorum. Bir ara büroya uğradım. Büroda abim olur genelde. Murat Bey hiç çıkmaz mı büroda? Ara sıra. Araziye bakar. Numune toplar. Depolara gezer. Peki o gün? Hangi gün? Ulan sen beni nerenle dinliyorsun ha? Uyar edip. Yaz bunu da göreyim seni. Şimdilik bu kadar. İyi günler. Güle güle. Gerekirse yine çağırırsın. Her zaman emrinizdeyim komutan. Tamam yürü. Evet, gidebilirsiniz. Oğlumu bekleyeceğim. Beklemeyin, Murat Bey'in işi uzun. Anlamadım. Ne demek? Sonra anlarsınız. Cemal'i adamdan uzaklaştır. Birkaç asker koy peşlerine, çiftliğe kadar gözcülük etsinler. Emredersiniz komutan. Ve şu an, Zeynon'un adamları gidene kadar bekleyin, sonra çıkarsınız. Bizim kimseden korkumuz yoktur komutan. Beni tutsalar aklım erer. Murat'tan ne isterler? Var bir terslik ya, hadi hayırlısı. Tamam, tamam. Kesin artık. Hadi siz de binin arabanıza, evinize dönün. Bir araç eşlik edecek size. Tamam, tamam. Sakin olun. Bir durum yok. Hadi evlerinize gidin. Zeynona.
Devlet Su İşleri'nin ihalesine ailenizin şirketini temsilen kim katıldı? Ben katıldım. Kemal Bey, rakiplerinizden biriydi. İhaleden önce onunla görüştünüz mü? Hayır. Telefon kayıtları öyle demiyor ama. Kemal Bey öldürüldüğü gün sizinle konuşmuş. Evet, evet. Şimdi hatırladım. Affedersiniz. Kemal Bey'le telefonda ne konuştunuz? İhale. İhale hakkında. Ona ne söyledin? Hadi herkes dağılsın. Hemen işinizin başına, çabuk. Hadi herkes işinin başına. Hadi. Ben bu gidişi hiç sevmedim Zeyno Ana. Kemal Bey ile başka görüşmen oldu mu? Hayır. Neden yalan söylüyorsun? Söylemiyorum. Evet, söylüyorsun. Tanığı içeri alın. Gel bakalım. Buyurun. Adın? Ömer. Ne iş yaparsın? Benzin istasyonunda pompacıyım. Bu beyi tanıdın mı? Kim tanımaz? Anlat. Rahmetli Kemal Ağam ölmeden bir gün önceydi. Bizim istasyona geldi. 70 milyonluk benzin aldı. Sonra hava pompasının yanına yanaştı. Yola baktı, saatine baktı. Çok geçmedi, yalan olmasın. 5 dakika. Hemen arkasından Murat Bey'im geldi arabasıyla. Kemal Ağam'ın arabasının yanına yanaştı. Arabasından indi. Kemal Ağam'ın arabasına yaklaştı, sonra da içeri girdi. Ne kadar kaldılar içeride? Çok değil, yalan olmasın 10-15 dakika. Tartıştılar mı? Duymadım, bir şey diyemem. Peki, çık sen. Bir daha bana yalan söyleme. Kemal'i ben öldürmedim. Onunla ilişkin neydi? Kemal... dostumdu. Thank you.
sulama kanalları ile ilgili büyük bir ihaleydi. İki aile tekrar birbirine girebilirdi. Bunu göze alamazdık. Aramızda anlaştık. Kemal komisyona başvurup ihaleden çekildi. Bunu o mu söyledi? İhale komisyonuna yazdığı yazıyı gördüm. Oğlum bana savcıyı bağla. İyi de bütün bunlar neden gizli saklı? 70 yıllık düşmanlığı yıkmak kolay değil. Dostluk kuralım derken yeni düşmanlarınız olur. En başta kendi aileniz. Alo. Merhaba efendim. İhale komisyonundan almamız gereken bir bilgi var da. Evet sayın savcım. Evet efendim. Ya. Anlaşıldı. Teşekkürler sayın savcım. Kemal ihale komisyonuna yazı falan yazmamış. Nasıl olur? Gözümle gördüm. İhaleden çekildiğini gösteren tek bir satır yok ortada. İmkansız. Komutanım. Evet Ender. Söylesene. Reşah'ı vurdular. Ne? Onunla kal. Doktor! Doktor nerede? Çabuk! Çabuk! Yavaş. Dikkat et. Yavaş. Murat'ı karakolda tutmuşlar. Öbürleri salınmış. Murat mı dedin? Galiba öldürmüş ağamızı. İhale yüzünden. Ama bu olamaz ki. Neden? Çok mu iyi tanırsın Murat'ı? Cem ağam geliyor. Babamın öcü alınmıştı. Reşo geberdi. Seni gören oldu mu? Rıza. Buyurun hanımım. Görev senindir Rıza. Reşo'yu sen vurdun. Başımla beraber. Memo. Çiftliğe giren çıkan bütün yollara adam yerleştir. Her tarafa gözcü koy. Gece gündüz etrafta kuş uçmayacak. Baş üstüne hanım. Çocuklar Zeyno Hanım. Çocuklar okulda. Ben... Telaş etme. Memo onları alır. Memo, git çocukları al. Tamam, gidiyorum. Siz benimle gelin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Babanızın durumu? Kötü. Ameliyatta. Nasıl oldu? Eve gelmiştik. Arabadan ineceğiz. Önce babam indi. O anda ateş edildi. Peki ateş edeni gördünüz mü? Görmem gerekmez. Kimin nesi bellidir. Nerede bulacağını biliyorsun. Acınızı anlıyorum.
Ancak... Ancak ne? Bu sizin seçtiğiniz bir oyun. Eski ve kanlı bir oyun. Şu koridorda gördüğüm adamlarınız. Onlara sahip çıkın. Siz etrafa göz kulak olun. Sen gel benimle beraber. Tamam abi. Sen mahvoyleme. Tamam abi. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın yazılımız var. Buyurun. Buyurun. Merve kızım, kalk. Buyurun hocam. Gidebilirsiniz. İyi dersler hocam. Hayırdır komutan? Reşah'a vuruldu. Neden bu kadar rahatsınız? Başım. Emir komutanım. Buradaki herkesi karakola çek. Emredersiniz komutanım. Buna hiç gerek yoktur. Hizar. Şeyi bu adamcağız burada öyle mi? Yapmış bir cahillik. Cezası neyse çekecek. İçin rahat mı Zeyno Hanım? Götürün, alın şunu. Adamlar gece gündüz nöbet tutacak. Sinek dahi uçmayacak etrafta. Duharbiyam.